kere şunu söyleyeyim, ciddi bir heyecan var Galatasaray camiasında. Çünkü hani uzun süredir beklenen isimler, Ndombele, Zaha, Ziyech tarzı yıldız oyuncular büyük ihtimalle yarınki maçta kadroda olacaklar ki Okan Hoca da geçtiğimiz günlerde vurguladı. Aslında bir bakıma Galatasaray için sezonun gerçek başlangıcı yarınki karşılaşma olabilir. Çünkü hep konuşuyorduk, bu yıldızlar takımın çehresini değiştirebilir. Onların girişiyle Galatasaray'ın oyunu çok daha yüksek bir seviyeye çıkabilir diye. İşte o zaman Galatasaray için gelmiş gibi gözüküyor. Tabii ki son gelinen noktada baktığımız zaman bu saydığımız 3 oyuncunun da kadroda olmasını bekliyoruz. Bir kere onu söyleyeyim. Hani süreleri konusunda çok net konuşamıyoruz. Yani çünkü muhtemel 11'lere bakıyoruz bazen sosyal medya üzerinden falan. Hani Ndombele'yi, Ziyech'i 11'de falan görüyorum ama benim aldığım bilgiler 3'ünün de ilk 11'de olmayacağı yönünde. Yani Okan Hoca genellikle zaten yeni oyuncuları böyle hemen direkt ilk 11'i atan bir isim değil. Yavaş yavaş onları adapte eden bir teknik adam profildir her zaman. Sonuç itibariyle evet, Zaha'nın birkaç maçı vardı ama az süreler aldı. Ndombele'nin ilk maçı olacak, Ziyech'in ilk maçı olacak ve onları direkt hani ilk 11'de görmek açıkçası benim çok beklediğim bir şey değil. Ama oyunun gidişatında ikinci yarıda 3 oyuncuyu da bence sahada göreceğiz. Davinson Sanchez ise olmayacak kadroda. Çünkü zaten şu an yolda, İstanbul'a henüz gelmedi. Bugün gelecek İstanbul'a. Takımla hiç tanışmadı. Okan Hoca da tanışmadı. Enteresan bir transfer hikayesi oldu aslında. Yani daha önce görmediğimiz bir transfer olayı. Çünkü İstanbul'a hiç ayak basmadan Galatasaray'a transfer oldu Davinson Sanchez. Direkt milli takıma gitti çünkü, Kolombiya milli takımına. Onun kadroda olmasını beklemiyoruz ama tribünden karşılaşmayı izleyecek. Peki şimdi sorularda geliyor. Özellikle Zaha ile ilgili sorular geliyor. Okan Hoca'nın dün basın toplantısı öncesi açıklamaları oldu. Özellikle yeni futbolcularla ilgili siz de ifade ettiniz. Ben de sonradan süre almalarını bekliyorum. Ama mesela Zaha bunlardan biri olur mu? Onda çok emin değilim. Çünkü tamamen bir toparlanması beklenebilir Zaha'da. Riske atmamak adına. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Bir izleyenimiz de milli ara dönüşü sonrası Galatasaray geçen sezon patlama yaşamış. Başakşehir'i hezimete uğratmıştı. Bu sezonda aynısını bekliyorum demiş. Tabii ki Zaha özelinde konuşmak gerekirse zaten Okan Hoca'nın da ifadelerinde yer aldı o. Yani Zaha sanki biraz daha Ndombele ve Ziyech'in fiziki olarak gerisindeymiş. Bunu dile getirdi aslında baktığımız zaman. Direkt bunu vurgulamasa da onu ima etti. Evet, şu anda Zaha'nın durumu Ziyech ve Ndombele'ye göre biraz daha geride. Hatta onun kadroda olmasıyla alakalı çok net konuşmadı hoca. Yani Ziyech ve Ndombele kadroda olacak ama Zaha'ya bakacağız dedi. Bizim aldığımız bilgiler Zaha'nın da kadroda olacağı. Az bir süre olsa da Okan Hoca'nın onu sahaya atacağı yönünde tabii ki. Ama Ziyech ve Ndombele şu anda fiziki olarak son derece iyi durumda. Onu belirtelim. İlk 11'de oynamaları durumunda şöyle bir risk oluşacaktır. Yani maçın gidişatında özellikle 50'den 60'tan sonra bir yorgunluk, fiziki düşüş. Çünkü maç ritimleri henüz tam olarak iyi durumda değil. Onun yerine Okan Hoca maçın gidişatında kulübeden bir silah olarak iki oyuncu kullanmayı planlıyor. Zaten Galatasaray'ın o bilindik bir kadrosu, bir iskeleti var. Çok fazla buna zaten hoca dokunuş yapmadı şu ana kadar, yeniler dışarıda olduğu için. Gaziantep maçının 11'ine yakın bir kadro bekliyoruz açıkçası Samsunspor maçında da. Ama tabii ki yeni transferlerde özellikle dediğim gibi Ziyech ve özellikle Ndombele maçın ikinci yarısında kadroda olacak. Milli maç dönüşüne gelirsek bence çok faydalı oldu bu ara Galatasaray için. Aslında bu biraz klişedir futbolda. İşte milli ara iyi gelecek tarzında hep konuşulur. Ama bence Galatasaray için son derece ilaç gibi bir ara oldu diyebilirim. Ne anlama geldi bu? Bir kere yeni transferlerin takıma adapte olması yönünde önemli adımlar atıldı. Onlar fiziki olarak arkadaşlarını biraz daha yakaladılar. Ben Samsunspor maçında sezonun geri kalanına göre, bu sezonun geri kalanına göre çok daha coşkulu, pozitif futbol oynayan bir Galatasaray bekliyorum açıkçası. Peki hemen Enes Doğan'ın sorusuyla devam edelim. Fenerbahçe Cengiz aldığı hafta oyuna soktu. Tadiç'e aynı şekilde. Bu gibi örnekler verilebilir. Samsun'dan sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Biz oyuncuları çok bekletmiyor muyuz sizce? Ne zaman uyum sağlayacak? Oyuncular çok merak ediyorum demiş. Bence iki takım arasında şöyle bir keskin fark var. Fenerbahçe çok köklü bir değişim yaşadı. Galatasaray ise mevcut iyi kadrosunun, şampiyon kadrosunun üzerine dokunuşlar yaptı. Kaliteli dokunuşlar yaptı. Şimdi Fenerbahçe bu değişimi çok kökten bir şekilde yaşadığı için mecbur olarak zaten yeni oyuncuları çok kısa bir sürede takıma adapte etmesi gerekiyordu. Bu yolu seçti. Ama Galatasaray'ın şu an net böyle bir zorunluluğu var mı? Tabii ki Şampiyonlar Ligi maçı var. Bu oyuncuların hazır olması gerekiyor ama bir sakatlık riski de söz konusu. Yani hazır olmayan oyuncuyu, %100 durumda olmayan oyuncuyu siz direkt ilk 11'de oynatırsanız çok daha uzun süreler kaybedebilirsiniz bu oyuncuları. Çünkü burada profesyonel bir ekip var. Fizyoterapist ekibi var. Atletik performans ekibi var. Bunlar raporlarını veriyorlar zaten teknik heyete. Diyorlar ki bu oyuncuları siz ilk 11'de oynatırsanız sakatlık riski doğabilir. İşte 20 dakika 30 dakika süre verin diye raporlar geliyor. Şu anda gelen raporlarda bu şekilde bu oyuncular için. Yoksa Okan Hoca çıkart oynatabilir. Tabii ki daha hızlı bir adaptasyon süreci olabilir ama bunun sonucunda doğacak riskler var Galatasaray için. Çünkü sezonun daha başındayız. Samsunspor maçında ikinci yarı, belki Kopenhag maçında iyi bir görüntü çizerse Ndombele ve Ziyech üzerinde söylüyorum. Kopenhag maçında bu oyuncular ilk 11'de olabilir ama ben yarınki maçta ilk 11'de beklemiyorum. Peki şimdi bir yandan sorulara da bakıyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın savunmadaki sisteminde değişiklik olabileceği yönünde istihbaratlar, haberler de paylaşıyor ekip arkadaşlarımız. Angelino'nun gelişi, Davinson Sanchez'in gelişi, savunmada sanki bir üçlü sistemine dönecek mi Okan Buruk? Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yerli konusunda da biraz eli rahatlayacağı için hocanın böyle bir ihtimali göz önünde bulundurabilir miyiz Şampiyonlar Ligi'nde? Tabii açıkçası Davinson Sanchez transferi sonrası herkesin aklına bu soru geldi. Çünkü Nelson var Galatasaray'ın elinde, Abdülkerim Bardakçı var. Acaba bir üçlü sisteme dönülür mü diye. Kağıt üzerinde evet mantıklı olabilir. Dizilişe baktığımız zaman Sasha Boy ve Angelino'nun hücumda daha özgür olduğu, belki de performansların artacağı bir sistem olabilir. Ancak üçlü savunmayı oynamak o kadar kolay bir iş değildir. Yani bunun bir pratiği, ön hazırlığı, alışma devresi olması gerekiyor. Yani Okan Hoca Galatasaray'ın başında bir yılı geride bıraktı ve bir yıllık süre içinde üçlü sistemi neredeyse hiç denemedi diyebiliriz. İşte bazı maçların ikinci yarılarını çok çok az kullandı. Ve oyuncuların yeni transferler, bazı yeni transferlerin dışında bu sisteme çok alışkın isimler de yok açıkçası. Evet, Nelson Danimarka milli takımında bunu oynadı. Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'da bunu oynadı. Angelino Hoffenheim'da, Leipzig'de oynadı ama Galatasaray'da bu sistem oynanmadı daha önce. Bu oyuncular bir arada bu sistemi oynamadı. Dolayısıyla çok kritik bir Kopenhag maçında Okan Hoca'nın direkt dörtlü sistemden vazgeçip üçlü sisteme dönmesini ben ciddi bir risk olarak görürüm açıkçası. Ya bu oynama alışkanlığı kazanır yavaş yavaş. Galatasaray dönem dönem oyunun ikinci yarılarında bunu kullanır. Ardından Bayern Münih maçında, United maçında bunu kullanabilir ama şimdi Kopenhag maçında Galatasaray'ın bir yılı aşkın geleneklerini bir anda çöpe atıp üçlü sisteme geçmek açıkçası biraz bana riskli geliyor. Okan Hoca'nın da böyle bir şey tercih etmesini beklemiyorum ki. Zaten Davinson Sanchez'e takıma daha yeni dahil oldu. Şu anda ilk 11'de direkt oynamasını beklemiyoruz. Ancak zamanla Galatasaray yavaş yavaş bu sistemi oynadığı zaman belki United deplasmanında, Bayern deplasmanında bunu görebiliriz ama çok kısa vadede ben beklemiyorum böyle bir değişimi.